Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan maçlar olaylar nedeniyle tatil edildi. Karşılaşmanın 20. dakikasında iki takım taraftarları arasında tribünde gerginlik yaşandı. Göztepe taraftarının bulunduğu tribüne yanıcı ve patlayıcı maddeler atıldı. Yüzüne fişek isabet eden Göztepe taraftarı Mehmet Çakır ağır yaralandı. Sahaya ambulans girdi. Bu sırada sahaya atlayan bir taraftar korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Yaralanan kaleci hastaneye kaldırıldı. Başına dikiş atılan Özenç'in durumunun iyi olduğu açıklandı. Tribünde yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır da ameliyat edildi. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Her iki yaralımızın da tedavi süreçleri devam ediyor. Kalecimizin durumu çok daha iyi. Gözetim altında tutulacak. Diğer taraftarla ilgili tedavi süreci devam ediyor. İzmir polisi Göztepe taraftarını stattan tahliye ederken Altay taraftarı statta bekletildi. Polis işaret fişeğini kimin attığını belirlemek için tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Stat kameralarının incelenmesinin ardından ilginç detaylara ulaşıldı. Sis bombaları ve işaret fişekleri statta görevli iki özel ambulans şoförü tarafından içeri sokulduğu belirlendi. Şoförler gözaltına alındı. İzmir Valiliği gece yarısı açıklama yaptı. Açıklamada sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi AG ve HK isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan DD, EY ve KE'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır denildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından yaklaşık 7 saattir Gürsel Aksel sırtında tutulan Altay taraftarı otobüslere bindirilmeye başlandı. Geniş güvenlik önlemleri var bölgede. Altay taraftarını taşıyan otobüslere zırhlı araçlar da eşlik etti. Tatil edilen karşılaşma ile ilgili kararı Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu verecek.